Merhaba arkadaşlar Pokemon Masternet'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Haftanın Pokemon'u köşesinde 65. haftaya geldik. Sizlerle birlikte tam 65 haftadır haftanın Pokemon'unu sunuyoruz. Bu haftada sizlerin oylarıyla bir Pokemon haftanın Pokemon'u seçildi. Haftanın Pokemon'u videolarına daha fazla özen göstermenizi istiyorum. Daha fazla ilgi göstermenizi istiyorum. Çünkü Pokemon Master'ın temel konularından, temel videolarından biri haftanın Pokemon'u. 65 haftadır sizlerle ve bundan sonra da her hafta yine sizlerle birlikte olmaya devam edecek. O yüzden bu bölüme biraz daha fazla özen göstermenizi rica ediyorum. Ve hemen gelecek haftanın oylama sunarak bölümümüze başlıyorum. Gelecek hafta da sizler için yine 3 tane Pokemon belirledim ve bu 3 tane Pokemon'u oylamanıza sunuyorum. İşte adaylar. İlk adayımız dördüncü nesilden buz çimen türündeki Abomasnow. İkinci adayımız 5. nesilden normal türdeki Sinchino. Üçüncü adayımız ise yine 5. nesilden hayalet diğer türündeki dev Golurk. Bu 3 aday içerisinde oyunuzu kullanarak haftanın Pokemon'unu belirleyebilirsiniz. Sağ üst köşede anket kısmında oyunuzu kullanmayı unutmayın. Ve gelelim bu haftaya arkadaşlar. Bu haftada yine sizlerin oylarıyla bir Pokemon dediğim gibi haftanın Pokemon'u seçilecek. Aslında geçen haftaki oylamadan hatırlarsanız bu haftanın Pokemon'un Lycanroc olduğu zaten belli. Çünkü geçen haftaki oylamada Lycanroc'un 3 tane formunu oylamaya sunmuştum. Yani bu hafta haftanın Pokemon'un Lycanroc like olduğunu biliyoruz. Ama hangi form haftanın Pokemon'u seçildi? Bunu siz de oylarınızla kararlaştırdınız. Lycanroc formları içerisinde almış olduğu %61 oyla Dusk form haftanın Pokemon'u seçiliyor. Lycanroc'un Dusk formu yeni çıkan bir form biliyorsunuz. Ultra Sun ve Ultra Moon oyunlarında ortaya çıkmıştı. Galiba bu yeni popülaritesinden yararlanarak da haftanın Pokemon'u seçildi açık ara. Lycanroc Dusk formdan uzun uzun bahsedeceğiz. Önce kaybedenleri bir görelim. Onlardan bir bahsedelim. Diğer iki adayımız olan Like Rock Midday Form ve Like Rock Midnight Form almış oldukları oy oranları şu an zaten ekranda görünüyor. Midnight Form %27 oy almış fena değil. Midday Form ise beklenmedik bir oy oranıyla karşılaşmış %10 oy almış. Ben biraz daha aslında Midday'in daha çok seven olduğunu düşünüyordum. Galiba burada midday sevenler Dusk Form'a kaymış biraz. Oradan dolayı böyle bir sonuç ortaya çıkmış yapacak bir şey yok. Sizlerin oylarıyla belirlendi. Ben Dusk Form çıkmasına rağmen hala Midnight Form'u seviyorum. Yani o şeytani görünüşteki formu benim daha çok hoşuma gidiyor. Onun kazanmasını isterdim açıkçası. Haftanın kazananına geçtiğimizde Lycanroc like Dusk Form aslında hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bir form. Neden derseniz çünkü daha birkaç aylık bir form birkaç ay bile değil daha yani bir aylık bir form resmi olarak oyunun çıkışından itibaren. O yüzden bu videonun bu şekilde olması da bir yönden iyi oldu. Bu videoyu izleyenler Like and Rock Dusk form hakkında daha çok bilgi sahibi olacaklar. Like and Rock Dusk form görünüş olarak turuncu renkte bir form böyle tam gün batımını andırıyor zaten. Yani öyle bir renk vermeye çalışmışlar ama görünüş olarak da midday forma çok benziyor. Boynundaki o yeleler biraz farklı o kadar. Onun dışında yani midday formun hemen hemen aynısı. Gözleri de yeşil renkte. Bu şekilde farklılıkları var. like rock, Dusk form tabii ki kaya türünde diğer formlarda olduğu gibi. Türk konusunda bir değişiklik olmamış. Ama asıl burada Lycra'k'ın like evrimini konuşalım. Evrim nasıl geçirdiğini konuşalım. Rakraf biliyorsunuz Rakraf'tan rock, evrim geçiyor Lycra'k like ama... Dusk Form'u elde edebilmeniz için öncelikle Ultra Sun ve Ultra Moon oynuyor olmanız lazım. Çünkü Rakraf'ın evrim geçirebilmesi için on tempo ability'sine sahip olması gerekiyor ve bu da özel olarak dağıtılıyor şu anda. Saat 17 ile 18 arasında level 25 yaptığınızda bu Rakraf'ı on tempo Rakraf'ı like Rock Dusk forma dönüşüyor. İlginç bir evrim sistemi olmuş. Eğer şu anda Ultra Sun ve Ultra Moon almayı düşünüyorsanız 12 ocağa kadar vaktiniz var. 12 ocağa kadar on tempo o yetenekli aircraft dağıtılıyor. Bunu da unutmayın diyorum. Zaten Ultrasan ve Ultramun videolarımız biliyorsunuz serimiz kanalımızda devam ediyor. Orada da rock var ve dusk form'a onu da dönüştüreceğiz diyorum. Like rock dusk form'dan bahsetmeye devam edersek kaybetmiş olduğu türlere baktığımızda kaya türü bir pokémonun 5 türe karşı kaybettiğini görüyoruz. Bunlar çimen, yer, savaş, çelik ve su türüne karşı. Kaya türü gerçekten dezavantajlı bir tür. Normal haliyle bile 5 tane türden çarpı 2 hasar alıyor çok da hoş değil açıkçası. Stat değerlerine baktığımızda Lycanroc like, Dusk Form'un atak ve hız yönünde çok iyi olduğunu fakat defanslarının pek de iç açıcı olmadığını görüyoruz. Zaten kendisini ne yönde kasacağımız da az çok belli. Biraz bu yönüyle stat olarak da midday forma benzediğini söyleyebilirim. Yeteneklerine baktığımızda sadece bir tane yeteneğimiz var. Gizli yeteneğimiz de yok. Sadece tek bir yeteneğe sahibiz. Talk Klaus ismindeki yeteneğe sahibiz. Bu ne işe yarıyordu? Fiziksel kontak kurulan saldırıların etkisini %33 oranında arttırıyor. Fiziksel kontaktan kastım sadece fiziksel saldırılar değil arkadaşlar. Rakibe birebir olarak kontak kurulan saldırılar. İşte mesela nedir? Bir yumruk saldırısı, bir pençe saldırısı ya da bir ısırma saldırısı gibi Rakiple fiziksel temas kurabilen saldırıların şiddetini arttırıyor. Gerçekten güzel bir yetenek. Diğer iki Like Rock'un yeteneğine göre bence daha iyi. Like Rock'un savaşlarda nasıl kullanıldığına geçmeden önce anime bilgilerinden sizlere bahsedelim. Like Rock Dusk Form çok böyle yeni bir form olmasına rağmen animede çok da fazla görünmeye başladı. Çünkü neden? eşin Pokemon olduğu için bundan sonra da zaten kendisini bir hayli göreceğiz gibi duruyor. Ama ilk olarak nerede gördük derseniz 980. bölüm olan Rising from the Ruins bölümünde ortaya çıkmış. Orada evrim geçiriyor eşin Rakraf'ı ve Lycanroc like Dusk Form'a dönüşüyor. Zaten bu Pokemon'u tanıtırken de ilk olarak animeden tanıttılar. Yani animede göründü daha sonra oyunda olacağı söylendi. Ya da aynı anda olmuş da olabilir tam hatırlayamadım şu anda. Bu şekilde biz kendisini animede görmeye devam ediyoruz. Özellikle son bölümleri izliyorsanız kendisini bolca görüyoruz. Bundan sonra da büyük ihtimalle göreceğiz. Like A Rock Dusk savaşlarda nasıl kullanıldığına geçtiğimizde kendisinin Jolly Nature olmasını istedim. Çünkü hız yönünde kasıyoruz kendisine. EV dağılım olarak da atak ve hız yönünde dağılım sergilememiz çok doğal. Ability olarak Talk Cloud zaten başka yeteneğimiz yok. tercih edebileceğimiz başka seçeneğimiz yok. Item olarak ise Lycanium Z ve Focus seç dedim. Valkinium Z biliyorsunuz Ultra Sun ve Ultra Moon oyunlarında ortaya çıkmış bir Z taşı. Yeni bir Z taşı bu. Yeni, yani yeni bir Z hareketi görüyoruz. Like noktalarda. Bunu kullanabiliriz ya da Focus Seç'i kullanabiliriz. Saldırılara bakarak bunun kararını daha iyi verebiliriz diye düşünüyorum. Saldırılara baktığımızda ise ilk olarak Stone Age'i koydum. Çünkü Stone Age'i koymazsam Valkinium Z'yi kullanamıyoruz. Bu saldırıyı Stone Age ile yapmak zorundayız. İşte Splinter Storm Shards ismindeki Z saldırısını, Z saldırısını yapmamız için Stone Age yapmamız lazım. Zaten Stone Age de fiziksel güzel bir kaya saldırısı. İkinci olarak Drill Run dedim. Yer türünde bir saldırı, güzel bir saldırı bence. Hem critical etkisi var hem de fiziksel kontak kuran bir saldırı. Üçüncü olarak Fire Fang ya da Thunder Fang dedim. Burada tercihi size bırakıyorum. Bir kere ikisi de fiziksel kontak olduğu için ability'den dolayı etkisi artacak olan saldırılar. Onu bir kenara bırakalım. Fire Fang'i seçerseniz kaybetmiş olduğumuz işte ne diyelim çelik türüne karşı, çimen türüne karşı vesaire etkili. Thunderfang seçerseniz de yine kaybetmiş olduğumuz su türüne karşı etkili. Burada tercihi siz yapabilirsiniz. Firefang bir adım daha önde duruyor. iki türe karşı etkili olduğu için. Dördüncü olarak da Sword Dance ya da Accelerate dedim. Şimdi burada fokus seçi seçerseniz sword dance yapma olasılığınız daha yüksek. Aksi olarak da kaya türünde 40 hasar veren bir saldırı ama hız önceliği olan bir saldırı. O yüzden yine tercih edilebilir diye düşünüyorum. Burada yine tercih size bırakıyorum ve Lycanroc Rock Dusk formu da savaşlarda bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sizlerden almış olduğu %61 oyla Lycanroc Rock Dusk form haftanın Pokemon oldu. Biz de Like Rock Dusk formu tanımaya çalıştık bu şekilde. Yeni bir Pokemon, yeni bir form o nedenle tanınması da gerekiyordu diye düşünüyorum. Haftanın kartı köşesine geçtiğimizde ise Like Rock Dusk formun bir kartını sizlere sunamıyorum. Neden derseniz şu ana kadar bu forma ait bir kart yapılmadı. Ama Lycan Rock ait başka bir kartı haftanın kartı olarak belirledim. Onu bu şekilde sunacağım sizlere. Sun Moon Guardians Rising setine ait olan Lycan Rock GX kartı bu Midnight Form'a ait bir karttır. Bu kart haftanın kartı olarak seçiliyor. En azından Midnight formu da bu şekilde görmüş olduk. Benim sevdiğim formu bu şekilde seçmiş oldum benden. Güzel bir kart ama bu. Kartı incelediğimizde zaten o GX kartlardaki karizmayı yine bu kartta da görüyoruz. Rockraft'tan evrim geçirdiğini görüyoruz Lycanroc'un like GX kartı olarak. HP'si 200 gayet güzel ve savaş türünde bir kart. Biliyorsunuz kart türleri içerisinde kaya olmadığı için savaş türünde oluyor kendisi. Görsele baktığımızda ise Lycanroc like Midnight formun o o, ne diyelim şeytani canavarımsı görünümü yine kartta da bu şekilde görsele yansıtılmış. Kızıl gözlü, pençeli böyle tam sinirli bir görünüş. Saldırılara baktığımızda ilk önce bizi bir ability karşılıyor. Ability Blood Thirsty Eyes. Kana susamış gözler. Müthiş bir isim vermişler gerçekten. Bu ability ne işe yarıyor derseniz. Bu kart sizin elinizdeyken, aktif haldeyken. Bench'te bulunan Pokemon'larınızda evrim geçirdiğiniz anda. Herhangi birine evrim geçirdiğinizde. Rakibin aktif Pokemon'uyla bench'teki Pokemon'unu yer değiştirebiliyorsunuz herhangi birini. Bu gerçekten güzel olmuş. Tek bir normal saldırımız var. Claw Slash ismindeki 110'luk bir saldırı. Yani herhangi bir ikinci etkisi yok. Üçüncü saldırı olarak gördüğümüz aslında GX saldırımız olan da Dangerous Roach ismindeki saldırı. Bu da 50 çarpı şeklinde geçiyor. Katlamalı bir saldırı. Açıklamasını okuduğumuzda rakibin bench'teki Pokemon sayısı kadar 50 hasar veren bir saldırı. Biliyorsunuz GX saldırıları aynı Z saldırısı gibi bir tane yapabiliyoruz. Bir kez kullanabiliyoruz. Bunu da unutmayalım. Zayıflığa baktığımızda çimen türüne karşı çarpı iki hasar alıyoruz. Resistance yani direncimiz yok. Geri çekme bedelimizde 2 enerji olarak sıralanmış. Sun Moon Gardens Rising setine ait olan 74 numaralı Lycanroth GX kartı haftanın kartı olarak seçiliyor arkadaşlar. Haftanın Pokemon'u köşesinde 65. haftayı da bu şekilde sonuçlandırdık. Lycanroc Duskworm sizlerden almış oldu. %61 oyla haftanın Pokemon'u seçildi. Ve ben de size bu Pokemon'u tanıtmaya çalıştım. Bakalım gelecek haftaki oylama neydi onu bir hatırlayalım tekrardan ve videomuza son verelim. Gelecek hafta Abomasnov, Sinchino ve Golurk arasında bir tercih yapmanızı istiyorum. Sağ üst köşede anket kısmında oyunuzu kullanabilirsiniz. Pokemon Master haftanın Pokemon'u köşesinin 65. bölümünden de bu kadar. Gelecek hafta 66. bölümde görüşmek dileğiyle.